Kaseme fiilini feale vezine aktar demiş. Kasemeyi feale'ye aktarırsanız bakın. Kasseme şeklinde bir kelime elde etmiş olduğunu. Bu da dediğim gibi yine vezne kelime aktarmayla alakalı bir şey. Bir benzerini birebir yaptık. Bir sonraki alıştırma ne? Bir sonraki alıştırma bir önceki alıştırmanın devamı niteliğinde. Diyor ki bir önceki alıştırmada verilmiş kelimelerin bu defa mastarlarını yaz. Burada mazi de olsa, muzari de olsa fark etmez. Şuraya mastarını ya da o mastarın veznini yazmamızı istiyor. Yükrimu demiş. Yükrimu, ef'ale babına benziyor. Ekreme yükrimu. Ef'ale if'al, ekreme yükrimu, ikram. Ki buradakilerin bakın göreceksiniz bazıları Türkçe'ye geçmiş zaten. O zaman yükrimu dediğinin mastarı ikram, kalıpta ifal vezindir. İki, cemil demiş. Cemil neye benziyor? Bakın ortası şeddeli, fe'aleye benziyor. Fe'aleye benziyorsa bunun mazisi cemmele. Sırasıyla şöyle gelir. Fe'ale yufe'ilü tef'il, cemmele yücemmilü tecmil diye gelir. Buraya tecmil yazıyorsunuz. Buraya da tef'il yazmanız lazım. Buraya da mastarını istiyor çünkü. Erlege neye benziyor bakın. Erlege'de hemze var. Yani kelime şuraya benziyor. Şimdi biz sınavda diyoruz ki mesela şu erlege'nin muzarisini yapın, mastarını yazın, emrini yazın. Sınavda soruyorlar ki ben bunu neye göre yapacağım? Neye göre yapacağız? Kelimeyi bakıp bir kalıba benzetmeniz gerekiyor. Mesela bunun ayrıca özelliği nedir? Burada hemze var. Bu hemze varsa bu demek ki efaleye benziyor. Efaleye benzeyenin muzarisi nedir? Yufilu. O zaman erlege'nin muzarisi yulibu mastarı iğlak diye gelecektir. Her birisinin ayrıcı özelliği var mesela. Bakın bir alttakinde şedde var mesela. Yani bu kelime şu babdan kullanılmıştır. Erlebe'nin mastarı İhlak Vezni İf'al Kellim demiş. Neye benziyor? Ortada şedde var herhalde. Şuna benziyordur. Fe'ale Kelleme yükellimu Fe'ale yufe'ilü tef'il Kelleme yükellimu Teklim diye gelir. Tekliğin kalıp tef'il maris demiş. Ayrıca özelliği nedir? Bakın elif var. Elif varsa şuna benziyordur. Buna benziyorsa fa'ale yufa'ile yufa'leten marise yumarisu mümareseten diye gelecektir. Kalıp nedir? Yufa'leten. Yunan zifu. Kelimenin ayrıca özelliğine bakın, şedde var. Şedde varsa ortadakine benziyor. Ortadakine benziyorsa şöyle gelmesi lazım. Fa'ale yufa'ilu tef'i nazzafe yunazifu tenzif olur. Kalıp nedir? Tef'i. Amele. Mesela bu mastarı Türkçe'ye geçmiş. Fa'ale yufa'ilu müfaleten amele yu'abilu mu'a-meleten olacak. Buraya mu'a-meleten yazıyorsunuz. Buraya müfaaleten yazıyorsunuz. Bu da Türkçe'ye geçmiş. Mastarı bakın. Kasseme yukassimu fe'ale yufe'ilü tef'il kasseme yukassimu taksim etmek diyoruz mesela. Buraya taksim yazıyorsunuz. Buraya tef'il yazıyorsunuz. İkram etmek kullanıyoruz. Tecmil. Cemmele güzelleştirmek. Tecmil mastar burada. Mastar şeklinde kullanmış. Güzelleştirmek. İhlak kapatmak. Teklim konuşmak. Mümarese spor yapmak için kullanılıyor. Tenzif temizlemek. Muamele biz de aynısını kullanıyoruz. Muamelede bulunmak demek. Taksim, ayırmak, bölmek, kısımlarını ayırmak manasına geliyor. Bir sonraki alıştırmaya bakınız. Bu alıştırmanın birebir benzerini yaptık. Fakat ilk yaptığımızda bize maziyi vermişti, o tarafları istemişti bizden. Şimdi karışık mesele. Muzarisini vermiş, bu tarafları istiyor. Bakın emrini vermiş, şu tarafları istiyor. Mazisinden gitmek biraz daha kolay ama o taraftan gelmek, emrinden gelmek, mastarından gelmek
biraz daha diğerine göre zor olabilir. Fakat dediğim gibi her birisinin ayrıca özelliği var. Mesela bakın, elif var. Bu ne demek? Faale var burası. Mesela bakın, yuhsinu demiş. Ef'ale, yuf'ilu. Yine ifal babı. Arif demiş, bakın şedde var. Teklif demiş, tef'il babına benziyor. Orada ye var mesela. Yine şedde var bakın. Yine elif var bakın. Her birisinin bir ayrıca özelliği var. Önce mazilerini yazalım. Yuhsinu dediğine göre. Bu muzari. Buraya bakın. Bu muzari, bizim muzarilerden hangisine benziyor? Bakın, muzari tarifi damlı olup sondan bir önceki kesri olan bu bab var. Ki o öyle bakın. Diğerinde öyle bir şey yok. Onda da yok bakın. Elif var mı hesabında. Demek ki o muzari şu muzari. Yufmuyor. O zaman burası yuhsinu ise bunun mazisinin böyle gelmesi lazım. Efale. Onu da şöyle yazarız. Ehsene. Arif demiş. Arif'in mazi versiyonu arife. Eklemeyi zaten kendisi yazmış. Teklif var. Teklif, fe'ale, fe'ülü, tef'il, tef'il. Burası mazi formunu bulacaksanız bakın bu mastar hemen benzetelim. Önce bir benzetelim neye benziyor. Bu mastar bakın bizim şuradaki mastarlarla sadece şuna benziyor. Buna benziyorsa mazisi böyle. Demek ki bu kelimenin mazisi kelime. Selemeyi zaten kendisi vermiş. Yuhasibun de mazisi ha, se, be olacaktır. Ben mazilerini buldum sırasıyla yazalım o zaman. Fare. Fa'ale yufail. Fare bak yufailu. Mastarı müfareqe temu. Emirler dursun, emri en son yapayım. Ef'ale yufili ahsene yuhsinu mastari ihsan. Kullanıyoruz bunu mesela. İhsanda bulunmak. Fa'ale yufa'ülü. Arrefe yuarifi bunun mastarını da kullanıyoruz. Arrefe yuarifu tarif etmek mesela. Mastari tarif. Ekşen. Ef'ale yufili ifal, ekreme yükremu, ikram. Burası yükrem. Burası ikram. Mastar burası. Kellefe. Bunun mastarını da kullanıyoruz. Teklif bakın. Fe'ale yufa'ilu tef'il, kellefe yükellifu. Teklif olur. Yükellifu burası o zaman. Selleme. Bunun mastarını da kullanıyoruz. Fa'ale yufa'ilü tef'il, selleme yüsellimu, teslim olarak gelecek. Avruya yüsellimu yazalım. Avruya da teslim yazıyorsunuz. Emirlerine bakın. Yufari bu den, emir yaparsanız muzari tarifini atın. Okunduğu için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun emri gelir, fare. Yuhsin'den emir yaparsanız bakın ye'ye atın, okunmuyor. Mazdeki herifi aynen getirmeniz lazım. Getirirseniz ehsin olur. Yükrimu yeye atarsanız okunmuyor dikkat etseniz. Mazdeki herifin aynen gelmesi lazım. Getirirseniz oldu. Ekşim. Yükellifu yeye atarsanız okunuyor. Bir şey yapmanıza gerekiyor. Sadece son kısmını cezim yapın tamamdır. Kellif. Yüsellimu burada da bakın muzat harfini attıktan sonra okunuyor. Yüsellimu burası. Dolayısıyla muzat harfini atmış olmanız yeterli. Selim oldu. Yuhasibu de aynı durum söz konusu bakın muzari tarifini attıktan sonraki harf okunuyor herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece muzari tarifini atın son kısmını cezmedin hasib olur. Burası da zaten da yazmamışız. Muhasebe ten olacak. Kullanın böyle mazi, muzari ve mastar. Biz sizden bu şekilde isteyebiliriz. Biz size mastarını verip mazisini isteriz. Muzarisini verip mazi emrini isteyebiliriz. Tamamıyla mazi muzari ve mastar şeklinde çıkarabilmeniz gerekiyor. Bundan sonrası çekim. Ben size bir iki tane örnek göstereceğim. Biz bunların çekimlerini zaten yazılı bir şekilde vermişiz size. Çekime geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Harf sayısı yani içerisinde illet harfi bulunmadığı sürece çok önemli değil. İçerisinde illet harfi bulunca çünkü durum değişebilir. Ben önce bir tane mazi, sonra bir tane muzari, sonra bir tane de emir çekim göstereceğim. Harf sayısı kaç olursa olsun fark etmez. Kelimenin sonuna geleceği ek aynıdır.
Biz mesela bir dönem 3 harfli fiillerin çekimini görmüştük. Buna 4 harf herhangi bir şey fark etmez. Neye dikkat ediyorsunuz? Harekeli ref zamirine denk geldiğince mutlaka harekeli ref zamirinden önceki harfin arkasını cezimli okumanız gerekiyor. Sadece ona dikkat edin. Bakın, burası mazi çekim. Ben fazlalıklar yazıyorum, yani ek olarak gelecek kelimeler yazıyorum. Gerisinde zaten bir şey yok. Cezim var bakın, harekeli ref zamiri var çünkü. Ben sondan aldığı ekleri yazdım arkadaşlar. Bu fiil mesela 4 harf. İstersen 400 harf olsun fark etmez. Kelimenin sonuna gelecek ekler ayrıdır. Ayrıca bakın şuradan itibaren, bu kelimeden itibaren harekeli ref zamirleri başlıyor. Harekeli ref zamiri denk gelince bir önceki harfin arkasını sürekli cezim okuyacaksınız. Onun haricinde bir değişiklik yok. Çekim şöyle olur. Bir de bunu göstereyim bilmeyenler için. Burayı yukarıdan aşağıya tekildi. Burası yukarıdan aşağıya 2, burası yukarıdan aşağıya çoğul. Yani ilim 3'ten fazlası yapıyor, 3 ve fazlası. Bu tarafı gayip, burası gaybe. Muhatap, muhatap ve mütekellim. Gayip, gaybe ne demekti? Gayip karşında olmayan üçüncü şahıs, yani o gaybe, onun bayan versiyonu. Muhatap karşındaki kişi, muhataba karşındaki kişi ama yine bayan burası da. Alt tarafta konuşmacıya tekabül ediyordu. Çekim şöyle bak. Ekreme, ekrema, ekremu, ekremet. Ekremeta, ekramine. İşte burada bakın. Bir önceki harf, yani şurada harekeli bir zamir bulunduğu için biz zamirle konusunu işlemiştik. Bir önceki harfi sürekli cezimle okuyorsunuz. Bakın. Ekrem te, ekrem tüma, ekrem tüm, ekrem ti, ekrem tüma, ekrem tünne, ekrem tüm, ekrem ne şeklinde çekimlenecek. Bir de manasını söyleyeyim bakın. Burası ilk iki satır O'ya tekabül ediyordu. O yardım etti, o ikisi onlar yardım etti. Alt tarafta aynı ama eylemi bayan yapıyor. Bu üç ve dördüncü satırlarda eylemi sen yapıyorsun. Sen yardım ettin, ikiniz yardım ettiniz, sizler yardım ettiniz. Altta da aynı sen ama bayan yapmış oluyor eylemi. En son satırda da hem bayana hem erkeğe ortaktır. Bayan demiş oluyor ki ben yardım ettim, bayan veya erkek. Burada da biz yardım ettik demiş oluyorsunuz. Bu bir mazi örneği. Muzariye bakın. Bir tane de muzari örneği göstereyim. Fazlalıktan yazayım ben. Kelimenin sonundan alacağı fazlalık harfleri yazayım. Çizgi attıklarında kelimenin sonunda falan herhangi bir ek söz konusu değil. Yine burada da dikkat edin. Kelime harekeli ref zamirlerine denk gelince ki muzaride sadece şu ikisinde var. Bir önceki harfi mutlaka yine cezimle okuyacaksınız. Bu bir muzari fiil. Yor diye çevirmeniz lazım. Şöyle olur bakın. Yükrimu, yükrimani, yükrimune. Tükrimu, tükrimani, yükrimne. Bakın harekeli ref zamiri, bir önceki cezim. Tükrimu, tükrimani, tükrimune. Tükrimine, tükrimani, tükrimne, ükrimu, nükrimu. Mana şöyle oldu. Bu bir muzari fiil olduğu için. O yardım ediyor. O ikisi yardım ediyor. Onlar yardım ediyorlar. Alt tarafta aynı ama onun bayan versiyonu. Sen yardım ediyorsun. İkiniz, sizler yardım ediyorsunuz. Alt tarafta aynı ama dediğim gibi onun bayan versiyonu. Son satırda da ben yardım ediyorum. Bin yetiş yardım ediyoruz demeye. İkram ediyor. İkram ediyor. Efendim ikram ediyor. İkram ediyor. Ha, pardon. Kelime ikram manası. Yani. İkram manası tabii ki yardım etmek değil. Ben ikram ediyorum, sen ikram ediyorsun diye çevireceğiz. En son bir tane de emir göstereyim arkadaşlar, bitirelim. Geriye kalanları siz bu gösterdiğim hal üzere yapmanız gerekiyor. Bir sonraki şeylerde zaten çözümlü halleri var. Biz çözümlü hallerini burada göstereceğiz size. Emirde fazlalıklar nasıl? Emirin sonuna gelenekler. Şurada elif var, burada elif var, burada vav var, şurada yine nun var, burada da ye harfi var. Yani bir emrin sonundan alacağı ekler bunlardan oluşabilir. Çekim şöyle bakın. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima,
ekrimne. Yine burada bakın harekeli bir cef samiri olduğu için bir önceki hareketin cezmini okumuş olduğu. Mana nasıl? Bu bir emri hazır olduğu için. Bakın ikram et. İkiniz ikram edin. Sizler ikram edin. Erkeğe söylemiş oluyorsunuz. Alt tarafta da bayana emir verirken, bayanda talepte, bayandan talepte bulunurken kullanılıyor. Bakın bayanla talepte bulunurken kelimenin son kısmına ye ekliyorsunuz. Hep böyle. Bayana demiş oluyorsunuz ki ikram et, ikiniz ikram edin, sizler ikram edin. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrime, ekrimle. Bu mesela 4, 5 harfi çekeyim, 6 harfi çekeyim aynı şey olacaktır. Mesela bakın istehriç, istehrica, istehricu, istehrici, istehrica, istehricne. Mesela yaptığım 6 harfi bir filmin çekimiydi. Ben çok her birisini tek tek göstermedim çünkü son derece kolay bir tane yapabiliyorsanız harç 4 olan, 5 olan, 6 olan aynı yapıyoruz nihayetinde. Bir sonraki ders harç sayısı yani sülas üzerine iki harf eklemek suretiyle elde edilen fiilleri göreceğiz harf dersinde. Yani 3 artı 2'leri göreceğiz. Bu dersimiz bununla bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu çekimleri mutlaka kendiniz yapın. Alıştırmaları da orada geçen mazi muzari aktarmayla alakalı alıştırmalar mutlaka kendiniz yapın. Burada sizin de gayretiniz son derece önemli. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.